İsrail'in zulü, zulmü bitmek bilmiyor, sınır da tanımıyor ve tırmanmaya da devam ediyor. Yapacaklarının hiçbir sınırı yok. Zaten kendi e, göz altında tutulan esirlerini bile hiçe sayıyorlar malumunuz. Hannibal protokolünü devreye çoktan soktular İsrail askerleri. Bu kez evde uyuyan yaşlı bir kadının üzerine gittiler. Köpekle saldırdılar. Hani diyorlar ya biz şurada Hamaslı arıyoruz, burada Hamaslı arıyoruz. Hastaneleri o yüzden bastık diye. Yaşlı bir kadını Hamas'ta oldukları için mi, olduğu için mi bu şekilde tehdit ediyorlar, işkence uyguluyorlar. Vücudunda derin yaralar var o. Yaşlı kadının yaşadıklarını anlattı, korkunç diye nitelendi, en hafif tabiriyle korkunç aslında. Görüntüler sosyal medyaya sızdı. Şimdi tüm dünya bu vahşetten haberdar. Ama bunu ne kadar konuşup İsrail'e göre tavır takınırlar orası muamma. Yatağında her şeyden habersiz uyuyordu. Köpeği üzerine salıp parçalattılar. <laughs> Filistinliler her gün işgal askerlerinin yeni bir zulmüyle karşılaşıyor. İşgal askerleri savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. İnsanlık dışı görüntülerin adresi Cebeliye Mülteci Kampı. İsrail ordusu kampa baskın düzenledi. O noktalar arasında 67 yaşındaki Filistinli kadın Hacca Davlat'ın da evi vardı. Yaşlı kadın yatağında uyuyordu. İsrail askerleri Hacca Davlat'a köpekle saldırdı. Askerlerin komutunu yerine getiren köpek yaşlı kadını var gücüyle ısırdı. Dehşet anları askerin vücut kamerasına böyle yansıdı. <laughs> Neye uğradığını şaşıran Filistinli yaşlı kadın, köpeğin dişleri arasından kendini güçlükle kurtardı. Ağır şekilde yaralanan Hacca Davlat'ın vücudunda saldırı nedeniyle ciddi yaralar oluştu. Yaşadığı vahşeti çok korkunçtu. Dehşet vericiydi sözleriyle anlatan Davlat, "İsrail bize her gün işkence ediyor." dedi. <laughs> Talihsiz kadın gidecek yeri olmadığı ve hastalıklarından dolayı harabe olan evinden ayrılamadığını söyledi. Huzur içinde yaşayacağımız günleri özlüyorum diye konuştu. <laughs>